sizlik ve yoksulluğun daha fazla derinleştiği, kamu emekçileri açısından da giderek daha fazla yoksullaştığımız ve geçinme açısından da çok yoğun sorunlar yaşadığımız bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu açıdan da önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak olan 2022 yılı bütçesine dair taleplerimizi kamuoyuyla emekçilerle paylaşarak bütçenin emekten, halktan yana bir bütçeye dönüştürülmesi noktasında e, taleplerimizle ilgili bir mücadele programı oluşturmaya çalışıyoruz. Emeğiyle geçinen, mücadelesi veren milyonlar olarak hayata her geçen gün daha da zorlaştığı bir süreçten geçiyoruz. En önemli toplumsal sorunumuz haline gelen işsizlik ve yoksulluk pandemi koşullarında daha fazla derinleşmiştir. Buna rağmen maalesef ülkeyi yönetenler pembe tablolar çizmeye devam etmektedirler. Oysa ister mavi yakalı olsun, ister beyaz yakalı, ister asgari ücretle geçinmek zorunda kalan işçiler, emekçiler açısından, isterse milyonlarca emekli açısından baktığımızda her geçen gün daha fazla yaşamımızın zorlaştığı açlık sınırının 3000 TL'yi aştığı, yoksulluk sınırının ise 10000 TL'ye yaklaştığı bir dönemde geçinemediğimizi, giderek daha fazla yoksullaştığımızı ifade etmek istiyorum. Her verişte cebimizden çıkan para artsa da poşetlerimizin içerisine giren gıda maddelerinin küçüldüğünü görmekteyiz. Milli gelirden yani emeğimizle, alın terimizle ürettiğimiz gelirden aldığımız payın her geçen gün daha fazla küçüldüğünü görmekteyiz. Tam 12 yıl öncesinin rakamlarının altına inen kişi başına milli gelirden almış olduğumuz payın giderek daha fazla küçüldüğünü görüyoruz. Soframızdaki ekmek, boğazımızdan geçen lokma her geçen gün biraz daha fazla küçülmektedir. Çalıştığımız kamu hizmetleri alanı piyasalaştırma ve tasfiye politikalarıyla özelleştirme soygunuyla giderek daha fazla küçülmekte. Kamu hizmetleri özelleştirilerek paralı hale getirilmeye çalışılmaktadır yaşadığımız bu topraklarda büyüyen artan şeylerin de olduğunu görmekteyiz. Bugün ülkemizde işsizler ordusu her geçen gün daha fazla büyümektedir. Yine yaşadığımız gerçek enflasyon, hayat pahalılığı daha fazla büyüdüğünü görmekteyiz. Güvencesiz, sözleşmeli, esnek istihdam, Angarya çalışmanın katlanarak daha fazla büyüdüğünü görmekteyiz ülkemizde faizden, ranttan, bizim cebimizden verilen hazine garantilerinden beslenen, kazancı vergi cennetlerine transfer eden mutlu azınlığın servetinin büyüdüğünü görmekteyiz. Yine kamu emekçileri olarak elimize geçen gelirlerle ayın sonunu getiremediğimiz için borçlarımızın her geçen gün daha fazla arttığını görmekteyiz. İşte bu nedenle de kesk olarak önümüzdeki dönem açısından Gündeme gelecek 2022 yılı bütçesinden bütçede hakkımız olanı yıllardır bizlerden kaçırılarak gasp edilen sermayeye aktarılan kaynaklarımızın emekten aktan yana kullanılmasını talep ettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Özellikle bütçe kaynaklarının kimlerden toplandığını ve söz konusu kaynakların kimlerin ihtiyacını harca kimlerin ihtiyaçları için harcandığını gösteren belgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Maalesef Türkiye'de yıllardır bütçeler ülke kaynaklarının emekçilerden halktan alınan vergilerin sermayeye, patronlara, yandaşlara, güvenlikçi politikalara aktarılmasının bir aracı haline gelmiştir. Yine bütçe yapım süreçlerinde Demokratik kitle örgütleri, emek meslek örgütleri, parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler bütçe yapım süreçlerinde e, görüşleri alınmamıştır. Böylece emekçilerin, halkın, kamuoyunun bütçe yapma hakkının da gasp edildiğini ifade etmek istiyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından açıklanan orta vadeli programada e, baktığımızda, Yine bu bütçenin de önümüzdeki dönem açısından, emekçiler açısından, halkımız açısından da giderek daha fazla yoksulluğu dayatacağını, yine kaynaklarımızın güvenlikçi politikalara ayrılacağını ifade edebiliriz. Bu nedenle de emekten, halktan, barıştan ve ekolojik bir yaşamdan yana bir bütçenin oluşturulması açısından da kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına tasfiye politikalarına son verilmesini e, talep ediyoruz. Bütçenin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz. Özellikle yıllardır kamu emekçileri açısından satış sözleşmeleriyle giderek daha fazla yoksullaşmamıza neden olan 4688 sayılı e, toplu sözleşme kanunu değiştirilerek e, demokratik katılımcı ve grev hakkımızın önündeki engellerin kaldırıldığı bir yasal düzenlemeye dönüştürülmesini talep ediyoruz. Asgari ücretten e, vergi dışı bırakılmasını, yine servet vergisinin yaşama geçirilmesini talep ettiğimizi ifade ediyorum. Bu bağlamda da kesk olarak önümüzdeki Ekim ve Kasım ayları içerisinde demokratik emekten, halktan yana bir bütçenin oluşturulması ile ilgili tüm toplumsal kesimlerle, işçilerle, emekçilerle taleplerimiz doğrultusunda ortak bir mücadele yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum.